su ne kadar koyuyorsun onu söyle abla. Gözüm yandı. Güzel güzel değil. Adım Ulak Temel. Ben oje bağımlısıyım. Sebze yemeklerine kıyma konunca sinirleniyorum. Beyaz yemeği. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünü vloglamak istedim açıkçası. Dolu dolu bir vlog yapalım. Odamı toplayacağım. Her vlogda odamı topluyorum. Beraber odamı toplayacağız. Yine odam çok kötü. İftar hazırlayacağız. Bir iftar menüsü çıkaracağım sihirli parmaklarımla. Beni ilk defa görüyorsanız ben Irmak. Kanalıma abone olursanız ve videomu eğer beğenirseniz, beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce yemekleri koyacağım. Çünkü yemek dinlenince daha güzel oluyor ya. O yüzden önce yemeği koyalım. Ay sesim de hala açılmamış. Saat 3'e geliyor. Benim uyku düzenini ben düzene sokamıyorum. Benim uyku düzenim bu şekilde düzenli olabiliyor. Yani ben geç yatıp geç kalktığımda ancak düzenli bir uyku düzenim olabiliyor. O zaman ay şurada bardaklar var dünden kalan. Şimdi ben telefondan çekim yaptığım için yemekleri yaparken o zaman tariflere bakamayacağım telefondan. O yüzden de şimdi aklımda tutmaya çalışacağım. Menümüzde ne var? Menümüzde bezelye yemeği ve bulgur pilavı var. Bulgur pilavı da sebzeli olacak diye umuyorum. Çünkü yemeği ben yaptığım için kendi sevdiğim şekilde yapacağım. Yemeği kim yapıyorsa bence kendi sevdiği şekilde yapıyordur. Ben böyle düşünüyorum. Bilmeyeceğim. Evet. Ben bütün aslında bu yemekleri bir herhalde 10-15 kez yapmışımdır ama hala tarife bakma ihtiyacı duyuyorum. Tarife açmak bana iyi geliyor. Yani tarifsiz de yaparım. Hatta açtığımda da tarifin çoğuna bakmıyorum ama açmak iyi geliyor yani. Böyle bir huyum var. Sizin de var mı? Yemeğin yapılışını bilsem de o tarifi açacağım kardeşim. Evet. Patatesli havuçlu yapacağız. Umarım patates ve havuç vardır. Var. Patates var da havucu bilmiyorum. Bunları ben kafama göre koyuyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. 2,5 yani toz, biber, 2,5 tane su. Tamam. Az sıvı yağ. Biz zeytinyağı koyarız. Sebzeli yemeğe de zeytinyağı koyalım yani. Ama sebzeli bulgur pilavı bu düz. Sebzeli. Ben sebze seviyorum. Ben her şeye sebze katmak istiyorum. Ben mesela sebze yemeklerine kıyma konunca sinirleniyorum. Hatta babam dedi ki lütfen bezelyeye kıyma koy. Koyacak mıyım? Yok. Koymayacağım. Bir de ben çiğ etten tiksiniyorum ya. Yani böyle huylarım var. Belki diyeceksiniz ki ne kadar yumuşak ama kıyma mesela kavrulurken kokusunu alıyorum ya, ben o zaman o yemeği yiyemiyorum. Çiğken etini görüp kokusunu alırsam piştikten sonra yiyemiyorum. İğrenç bir huy. Sadece tavukta sıkıntı olmuyor. Tavuğa dokunabiliyorum da, tavuğu pişirebiliyorum da onda sıkıntı olmuyor. Yiyorum ama kırmızı et dokunamam. Dokunursam da yiyemem. Evet biliyorum bu birazcık yumuşak. Elimde değil. Gerçekten elimde değil. Patlıcan koymayacağım sebzeli bulgur pilavına. Çünkü babam falan yemez. Sizin için bugün özendim. Fark ettiyseniz pijamam yok üstümde. Saçımı böyle topladım. Lip gloss'umu sürdüm. Altımda pantolon var. Bugün yani şey gibi karşılamadım sizi. Bugün özendim. Tamam ya, bana oran söyle oran. Su ne kadar koyuyorsun onu söyle abla. Ablacığım suyu ne kadar koydun? Tahta kaşıkla yapılması gerektiğini biliyorum abla. Ne kadar koymuş bulgur? 2 su bardağını 4 su bardağı sıcak su koymuş. Doğru. Bulgur daha çok çekiyor pirinçten. Aklımda tutabileceğim diye umuyorum. Hadi gidelim. İftar yemeği hazırlıkları başlasın. Akşama misafirim annem. Annem işten gelecek. Kadına iftar hazırlayayım dedim. Genel olarak hazırlıyoruz zaten. Bu aslında özel bir şey değil yaptığım. Yani iftar hazırlanıyor. Sonra odamı toplayalım. Yapacak başka şeyler de buluruz. Hazır mıyız? Tamam. Hazırız. Hadi gidelim. Evet. Efe'nin mağarası. Lan. Tövbe yarabbim. Bir adet patates. Büyük bir patates yani. Bir tane korsak yeter gibi geldi. Soğan. Arka planda havı. Hadi gidelim. Çekiyorum. Çay içeyim mi? Hiç. Ben çay içemeyecek miyim diyor. Şimdi böyle hızlandırılmış ben burayı bir toplayayım. Pantolon giydim sizin için ya. Benim özen. Terlik tabii ki altındaki de. Rüzgar sesi geliyor mu ya? Çok rüzgar var. Böyle bir halde. Hemen toplayalım. Çok kötü değil yani. Bir şeyler yanmış. Kırdın mı?
Tamam. Şimdi tencere çıkaralım. Bulgur pilavı için ve yemek için tencere bulalım. Bu bezelye için. Bulgur pilavı için de pembe tencere. Önce hangisini koyalım? Ay, yoruldum ve daha başlamadan. Bezelyeyi buzluktan çıkarttım. O yüzden bunu böyle bir taşım kaynatacağım. Oha, çok don. Suyu koyduk. Bak, bu kaynamadan soğan, patates, her şeyi doğramamız lazım. Yemek yapınca stres oluyorum çünkü aynı anda bir şeyleri yapamıyorum. Sırayla yapmam lazım. Aynı anda yapınca da strese giriyorum. İyi, havuç var. Üf, sevdiğim bıçak yok. Sevdiğim bıçağı yıkayacağım. Yıkayacağım. Bunlar bezelye için. Su kaynatalım bezelye. Bezelye. Biber var mı diye bakalım. Var. Pilav için zaten soğanı doğradım içine, gördünüz. Bulgur yıkayalım. Bu açıyı ayarlayamıyorum. Ay, düşme. Niye durmuyorsun? Niye? Allah Allah. Soğan kavrulana kadar burada beklesin. Tuz koymadım. Yoruldum. Bir saatte yemekleri koydum. Bunları bir yarım saat sonra falan kapatırız diye düşünüyorum. Yaparken bir yandan da topladığım için çok bulaşık falan çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı. Şu çöp zaten. Şuraya koyalım. Evet, buradan gidebiliriz. Yarım saate kapatacağız bunları. Gözüm yandı ya. Gözüm yandı. Saat kaç? 4. Gözüm niye yandı bu kadar? Ay, ağladım. Soğan ağlattı. Yoğurtla yeriz işte. Başka bir şey yapmayacağım. Yeterli. Odamı toplayalım biraz. Ay, soğan mahvetti ya. Bu kadar hassas olmak zorunda mıydım? Bu kadar hassas olmak. Lip gloss'umuz emilmiş. YouTube'a bakalım yorum gelmiş mi? Soğan kokuyor. Hadi odayı toplayalım o zaman. Son 2 haftada 2 tane mülakata gittim. O yüzden böyle şık kıyafetlerim dışarıda kaldılar. Bunları da dolaba koyalım. Kirli değiller ya. 1 saat yiyip geldim zaten. O yüzden hepsini dolaba kaldıracağım şimdi. Nasıl yatıyorum bilmiyorum. Bu nasıl bir yatış şekli? Nevresim ama sadece bu nevresimde oluyor. Yani benimle alakalı olmayabilir. Böyle çekiyor. İçine giriyor, yamuluyor sürekli. Sadece bunda oluyor ama. Belki de bunda bir sıkıntı vardır, bilmiyorum. Çok yamuk oldu ya. Bu nevresimi dökeceğim zaten de. Eşeğe gidecek kıyafet çıkıyor.
lisede falan giyiyordum. Eski de değil aslında. Giyilir ya, güzel. Tamam, bunu da geri dolaba koyayım. Bunu sığmıyorum ki, bunu sığsam. Nereye sokacağım bunu şimdi? Bakın, takılarımı ben böyle yaptım. Hatta birisi takı ve piercing videosu çeker misin dedi. Bir videonun altında öyle bir öneri vardı. Mantıklı geldi. Çekeceğim ama İzmir'e gidip geleceğim ben. O İzmir'e gidişimde de yine bir takı almak istiyorum. Bir İzmir şeyden alıyorum. Forbes'te. İki tane yer var. İkisi de güzel. Yani kararmadı. Şunu mesela oradan aldım. Şu yeşil. Yeşil taşlı olan. Oradan aldım. Hiç kararmadı. Çelik zaten. Onun dışında şunu da oradan aldım. Bunu gerçi çok aşırı takmadım ama daha kararmadı. Onu da oradan aldım. Şu ikisini oradan aldım. Bunlar da birazcık daha kararma ihtimali olanlar. Gerçi bunlar da çelik de. Mesela bu oradan. İzmir'e bir gidip geleceğim. Birkaç tane daha böyle almak istediğim kolye molye olduğu için onları da aldıktan sonra çekeceğim. Şunlar da gerçek şey. Gerçek çiçek var içinde. Kurutulmuş çiçek. Bunu ben Ankara hamam önünden almıştım. Orada bir kadın satıyordu ve çok 30 liraya falan satıyordu yani. Çok da ucuzdu. İçinde gerçek kurutulmuş çiçekler var. Ve bunun çiçeklerin anlamları da var. De şimdi hatırlayamıyorum. Şunu Streetbox'tan aldım. Bayağı göstermiş oldum yani çoğunu. Orada daha çok kolye ve şeyler var. Burası komple hal. Şunları falan da hep İzmir'deki o yerden almıştım. Öyle. Soğan kokuyor elimde. Bir yemeğe bakıp geleyim. Şu bardağı götüreyim. Sonrasında olmazsa bir şey markete falan çıkarız. Filtre kahve bitti çünkü. Filtre kahve alacağım. Belki Rozman'a falan bakarız yani, bilmiyorum. Dolaşırız. İyi olur. Dudağım hep kabuk. Şu orta kısım hep. Düzenli olarak orayı ben alıyorum. Yani çitliyorum. Ama kabuklu yani dudağım. Niye öyle bilmiyorum. Durun. Şeyi ayarlayayım. Ben şeyi... Ay, kanalıma bakın ne güzel. Şimdi o, bu ara her gün şey yüklüyorum. Her gün değil de gün aşırı diyeyim. Böyle pratik saç modelleri. Bugün onu yükleyecektim, bak unuttum. Hemen onu yükleyelim bir. Hazırlamıştım zaten. Aa, onu yükleyemem. Telefondan yüklemem lazım onu. O zaman şöyle yapalım. Biraz hazırlanayım. Hazırlanalım beraber. Bu ara yemek pişsin. Sonra bunu yükleyeyim. Biraz yüzüme bir şeyler sürmek istedim. 10 dakika sonra yine yemeğe bakacağım. Bir sürü kolye takmayı çok seviyorum. Biraz güneş kremi sürerim belki. Kuru benim ya. I like to be educated, but I'm so frustrated. Yani çok enerjim yok, fark etmişsinizdir. Daha böyle çok sakin bir moddayım. Emre de yazıyor. Video çektiğimi söylemedim ona da. Kıyamam, neredesin diye bir anda yok oldum. Üf, yeter bu kadar. Bu ay çok az makyaj yaptım bu arada. Bilmiyorum. Bu ay yani öyle biraz kabuğuma çekildiğim bir aydı diyebilirim. Abarttım yine ya. Gerçekten şu algıyı bir gün abartmasam şaşarım. Eyeliner'ım yok ya. Eyeliner istiyorum. Eyeliner alsam mı bugün? Hı? Ne dersiniz? Eyeliner alayım mı? Çok iyi duruyor bu beyazda. Üf, yeter. Hadi bir beyazlık olsun yeter. Çünkü bir şey istemiyorum. To be away my patience, stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Evet, makyajımı yaptım. Yemekler pişti. Bak, yemekleri göstereyim size. Üf. Çok güzel kokuyor. Burada da bezelye yemeğimiz var. Çok sulu değil, az sulu. Ay, burnum çok kaşınıyor ya. Niye sulu ki burnumu kaşıyor? Aman. Çok güzel pişmiş bu da. Suyu var yani. Suyu şu kadar falan var. Bakalım. İnşallah güzeldir. Şu pilava şeyi örteceğim. Bir bez örteceğim. Dinlensin. Da örtelim şimdi. Hava soğuk mu? Değil. Güzel.
güzel. Ama soğuk değilse güzeldir. Şöyle ne giyeyim? Şaka tarzı bir şey giysem. Bugün ne giysem? Çok da sıcak değildir çünkü, yani sanmıyorum. Arkadaşlar ben biraz fazla düzenliyim. Yani dolaplarımın içi her zaman çok düzenlidir. Dolabımın dışı, o da çok dağınık olsa bile her zaman dolabımın içi düzenlidir. Çünkü o yüzden dağınık zaten o da. Tıkmıyorum dolaba. Hep dolaba katlayıp böyle güzel güzel koyduğum için. Bir tara yetişmem lazım. Go. Çantam. Bidonumuz. Böyleyim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, lobuza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Haydi. Sinirli, gergin anlar. Ay ne yaptım? Dur gidince açayım. Ay çok yoruldum. Aşırı yoruldum kızlar. AVM'de açamadım ya şeyi, kamerayı. Unuttum daha doğrusu, açardım da. Unuttum. Bir de başım çok ağrıdı. Neler aldım? Bir şeyler aldım. Normalde bir şey almaya gitmemiştim. Bakınmaya gitmiştim de. Bunu aldım. Ufak bir Watson's alışverişim oldu. Normalde bir şey almayacaktım. İhtiyacım yoktu da. Bunu istiyordum. Testini kullanıp bayılmıştım. Cildi çok güzel ışıl ışıl yapıyordu. Trendyol'da falan 300 küsür, 350 falandı. Şey Watson's'da 180'e düşmüş. 179'a düşmüş hatta. Haberiniz olsun. Eğer bu videoyu paylaştığımda hala indirim devam ediyorsa. Watson's'dan 50 liralık alışveriş yaparsanız bu 179'a düşüyor. Ben de baktım 50 liralık ne alabilirim. Dedim hani almışken bari sevdiğim, ihtiyaç duyduğum bir şey alayım yani. Çöpe 50 lira atmayayım dedim. Bu da 99'a düşmüş. Bu da normalde internette 200 falan. Baktım bu da 99'a düşmüş. E dedim o zaman güzel bir combo oldu bu. Aynı anda kullanmam tabii, ikisi de şey asit ama gerçi bu daha nemlendirici bir asit. Ama bu da lekeleri açan. Asit ikisini aynı rutinde, o yüzden kullanmayın. Pomerderm'in %10'luk niacinamid serumu 99'a düşmüştü. Bir de ginseng vardı ama ginseng sanırım 300 küsürlerdeydi. O düşmemişti. Ben de dedim hani hazır düşmüşken bunu alayım, sürekli kullandığım bir şey. Bir de bunun mesela Trendyol'da yorumları falan aşırı iyi. Ben 2 kutu Jimin Island'inkinden bitirdim niacinamid. Pomerderm'in şeyini hiç denemedim. Serumlarını hiç denemedim. Ben kremlerini, temizleme jellerini falan çok severek kullanıyorum ama bunu denememiştim. Baktım 50 liralık bir şey almam lazım. Dedim bunu alayım, 99'a çok daha mantıklı. Bu ikisini aldım. Başka ne aldım? Asıl amacımız... Ay yüzüme vuruyordum az daha. Asıl amacımız bir filtre kahve almaktı. Filtre kahve bitmişti. Bunu ilk defa içeceğiz. Bilmiyorum. Mediamarkt'tan aldım bunu. Merak ediyorum. Kokusu falan çok güzel. Şurada delikler var ya. Kokusu çok iyi, fiyatı da uygundu. Bunu 139'a aldım. Filtre kahveler arasında uygundu yani fiyatı. Normalde biz şey Jacob's Selection içiyoruz, sarı olan, ya da Shibo'nun sarısını içiyoruz. Baktım aralarında 10-20 lira fark var, dedim farklı bir şey deneyelim, o yüzden bunu aldım. Başka oje aldım ya, yine oje aldım. Oje almayı bırakmam lazım. Çok seviyorum. Oje almayı çok seviyorum. Oje çok seviyorum. Şöyle güzel bir bordo yoktu bende. Gerçekten yoktu. Kırmızı var ama bu tarz bir bordo yoktu. Bir de indirime girmişti. 34'e düşmüş. Rival'in bu oje serisi çok güzel. Bende 2 tane ojesi var. İkisini de böyle yarıya kadar çok severek kullandım. Hala kullanıyorum. Baktım renk de çok güzel bir bordo. Ne dedim alayım ya. Ben bir oje bağımlısıyım. Kabul ediyorum. Adım Irmak Temel. Ben oje bağımlısıyım. Bir de son bir şey daha aldım. Çok şey almışım ya. Vallahi. Şimdi takıdan falan konuştuk ya. Ben yine girdim ARC'ye. Bu aralar takıları ARC'den alıyorum. Ama normalde takılarımı nereden alıyorum onu söyleyeyim. İzmir Şirinyer, Forbes. O yol boyunca Forbes şeyinde, caddede 2 tane takıcı var. İkisi de çok güzel. İkisinin de çelik takıları çok güzel. Takıları çelik almaya dikkat edin kızlar. Gümüş kararıyor abi yani. Ben çok uzun süredir takı kullanıyorum. Çok uzun yıllardır. Gümüş suya değsin, parfüme değsin kararıyor. Bunlarda da parfüm falan deyince kararma belki olur, bilmiyorum. Benim şu, hele benim bayağıdır boynumda. Zaten videolardan da görüyorsunuz şu. Ve buna mutlaka parfüm de değmiştir yani, kaç aydır boynumda. Hiç kararma olmadı. Çelik alın. Takılarınızı çelik alın ya da bu Jupink midir, Jupink midir? Bundan alın. Bu çelikten de üst kaliteymiş. 75 lira. Çok tatlı bir küpe. Güzelmiş. Ben minimal takı seviyorum. Minimal ama çok fazla takı takmayı seviyorum. Mesela şu iki küpem de ARC'den ve bunlar da kararmadı. Ve bunlar da Jupink. Jupink nedir? Yanlış söylüyorsam düzeltin. Hep kulağımdalar. Duşa giriyorum. Şampuan, şu bu, her şey değiyor. Ama hiç kararma falan olmadı. Kulağımda bunlar 2-3 aydır var herhalde. Hatta bir videomda söylüyorum. Sanırım vlog videomda alıyorum bunları da.
2 ay falan oldu. Bugün de bunu aldım. İzmir'e gidersem Forbes'te daha ucuz bu arada. Yani ARC'den daha ucuzdur diye düşünüyorum. Ama gerçi artmış da olabilir. Şimdi bayağıdır ben gitmedim oraya. Böyle bunu da buraya takacağım. İkinci şu büyük halkanın yerine bunu takmayı planlıyorum. Bir kolonyalayayım. Ha, takalım mı? Dur kolonyalayayım, takalım hadi. Bilmiyorum. Kombinasyon böyle mi olur bilemiyorum. Şimdi size göstermek için takacağım. Şöyle kolonyaladım. Ben huyluyum. Kolonyalamadan takmıyorum. Ay çok tatlı. Şu ikinci deliğimdekini yeni aldım. Şuraya taksak nasıl olur diğerini? Meraken soruyorum yani. O yüzden kızlar böyle ucuz, uyduruk takı almayın. Takı alıyorsanız çelik alın. Zaten çok çok pahalı da değiller yani. Hani 10-15-20 lira daha fazla verip çelik alırsınız. Takalım diğerinde. Oraya nasıl olur bilmiyorum. Kıkırdağı kolonya alayalım dur. Bir de mesela orada daha ucuzlar da vardı. Aa babam geldi, yemek yiyeceğiz. Onları almayın. Ucuz mal alacak kadar zengin değiliz abicim. Çok da güzel oldu. Bilmiyorum tam göremiyorum ama belki de güzel olmamış olabilir. Şimdi bir denemek için taktım. Başka da buradan takı almayacağım. İzmir'e gittiğimde bir almak istiyorum. Kolyeler almak istiyorum yine. Şu an ışığımız çok iyi değil. Çok açım. Annem geldi, şimdi yaptığım yemekleri yiyeceğiz. Bakalım beğenecekler mi? Aldıklarım da bu şekildeydi. Küpe nasıl oldu ya? Duvarından bakacağım bir. Yani bu şekilde kullanabilirim olabilir. Bakacağız. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Baklava yapıyorum canım benim. Sen de soğuk baklava yapıyor. Bu evde nasıl diyete girelim ya? Bu evde nasıl yemeyelim yani? Nasıl olacak o iş? Efe ne zırlıyorsun ya? Adamın iddiası diyor ki yani bütün sütçülerde süt tozu. Ama iki haftalığın böyle var ya. Iki... Ne vereceğim onu? Ardahan ikiye vermiş onu. Ardahan'ı birine vermiş. Oğlan ne? Oh, yemeğimi yedim. Çayımı içtim. Kahvemi içtim. Vallahi bir ağırlık çöktü yani. Birazcık mum yaktım. Şuraya yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra da yavaştan kapatırız vlogu diye düşünüyorum. Bakalım neler çektim, ne var ne yok. Hiç bilmiyorum. Kurguya oturunca artık ne çıkacağına bakacağız. Öyle yüzümü yıkayıp geliyorum. Yüzümü yıkadım. Güzelce makyajımı çıkarttım. Sadece üzüm çekirdeği yağı sürdüm yüzüme. Çünkü yüzümü aldım. Yüzümü aldığım için üzüm çekirdeği yağı ya da La Roche-Posay'ın kullanıyorum. Eğer yüzümü aldığım bir akşamsa. Bu arada üzüm çekirdeği yağı gerçekten güzel emiliyor. Kaliteli bir üzüm çekirdeği yağı kullanırsanız haftada böyle birkaç gün nemlendirici olarak sadece onu kullanabilirsiniz. Yağ evinin üzüm çekirdeği yağını ben çok beğeniyorum. Bulursam linkini bırakırım aşağıya. Onun dışında şimdi birazcık Netflix izleyeceğim. Netflix izlerken de ben Friends demeye çalışıyorum Netflix izlerken. Friends izlerken de zaten ben Friends'i 3-4 kere bitirmiş birisiyim. 3-4 kere bitirdiğim için artık İngilizce altyazılı izliyorum. Hem işte bilmediğim kelimeleri falan not alıyorum. Öyle bir defterim var. Hayır. Bilmediğim kelimeleri not alıyorum ve açıklamalarını da İngilizce yazıyorum çoğunun. Bu şekilde hem Friends sürekli izlemek istediğim bir dizi olduğu için bunu daha efektif bir hale getirmiş oluyorum. Yani hem Friends izleyip keyifleniyorum hem de yeni kelimeleri öğreniyorum. İngilizcemi geliştiriyorum. Çünkü İngilizce daha doğrusu dil ne kadar iyi olursanız olun körelen bir şey. Yani kullanmadığınız sürece o körelecek. O yüzden sürekli aktif tutmak için yeni kelimeler öğrenmeye çalışıyorum. Zaten çok fazla yabancı YouTuber takip ediyorum. Onların videolarını YouTube'da İngilizce altyazılı izliyorum ve bilmediğim bütün kelimeleri not alıyorum. Onların anlamlarını da İngilizce sözlükten bakıyorum ki daha kalıcı olsun diye. Öyle şeyler yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer İngilizceniz B2 falansa İngilizce anlam yazmanız daha faydalı olacaktır. Türkçesini yazmaktansa daha akılda kalıyor çünkü. Öyle. Bugün böyle bir vlog oldu. Vallahi ne çıktı hiç bilmiyorum. Sabahtan akşama kadar beraberdik, yemek yaptık. AVM'ye gittik, bir şeyler aldık. Neler aldığımı gösterdim falan filan. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.